Şuna da belirtmekte fayda var ki bir kriz masası oluşturuldu. Yangın çıkar çıkmaz bir kriz masası oluşturuldu. Bu kriz masasında kimler var? Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve AFAD yer aldı. Ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşamdan itibaren bu kriz masasının başındaydı ve kriz masasını yönetti. İki bakan da sahadaydı. Şu anda da İHA'ların da desteği ile birlikte yangınla mücadeleyi yerinde gözlemliyorlar, sahadalar ve şu anda ekiplerin, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, itfaiyelerin, belediye ekiplerinin, işçilerin, UMKE ekiplerinin, AFAD ekiplerinin ve hatta vatandaşların da büyük bir dayanışma örneği göstererek yangına müdahale ettiğini görebiliyoruz. Evet, geçtiğimiz sene de büyük yangınla maalesef ki ciğerlerimiz yanmıştı. Oradaki deneyimlerimizden de söyleyebiliriz ki Marmaris halkı bu konuda oldukça duyarlı. Vatandaşlar motosikletlerle beraber buraya su taşıyorlar, ayran taşıyorlar ekiplerin yardımcı olabilmek için. Özellikle araçlarını kullanmıyorlar ki kullanmamak da gerekiyor. İyi niyetli dahi olsa, yardım dahi olsa o araçlar buradaki sağlık personelinin, itfaiye erlerinin önünü tıkayabiliyorlar. Bu noktada da büyük bir dayanışma örneğini yine bu yangında da gösterildiğini söylememiz mümkün. Bu noktada kendi adıma Marmaris halkını da tebrik etmeyi bir borç biliyorum. Evet, bu kriz masası oluşturuldu dedik. Bu kriz masasında Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı, AFAD, AFAD, ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı yer alıyor. Ve ekipler aralıksız bir şekilde burada müdahaleyi sürdürüyorlar. Şimdi özellikle şunu belirtmek istiyorum ki burası aslında çok da yerleşimin bulunduğu bir alan değil. Ormanlık bir alan. Ve özellikle de sadece tabii ki burada ciğerlerimiz yanmıyor, ağaçlar yanmıyor. Bu ormanlar çok sayıda hayvana ev sahipliği yapıyor ki bunların da büyük bir çoğunluğu yaban hayvanı. Geçen seneki yangınlardan kaçan yaban hayvanları uzmanlara göre Bördübet'teki bu ormanlara sığındı. Ancak şu anda bu ormanların yanmasıyla birlikte onların da hayati tehlikede elbette. Bunu da belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet, sadece burada ciğerlerimiz yanmıyor. Bu ormanlar çok sayıda canlıya, hayvana, yaban hayvanına da ev sahipliği yapıyor. Çünkü burası yaban hayatı geliştirme alanı olarak görülüyor. Ve tabiri caizse aslında balta girmemiş ormanlar da diyebiliriz. Çünkü yani yerleşim yeri yok burada. Çok fazla ev yerleşim yeri göremiyoruz. Ve bu nedenle de aslında bu karadan müdahaleyi de biraz zorlaştırıyor. Çünkü havadan müdahale evet yapılabilir. Ancak karadan müdahale için araçların geçebilmesi için yol olması gerekiyor. Özellikle dün akşam saatlerce ekiplerin yangın alanına evet, ulaşmak için yol açma çalışmaları yaptığını söyleyebiliriz. Evet, tekrarlamakta fayda var. Şu an için yayının, evet Fatih'cim, ben buyurun. Bahar, çok önemli bilgiler paylaştın evet, bizimle. Bunun altını bir kez daha çizelim. Devam edeceğiz seninle konuşmaya ama şöyle toparlayalım mı? Şimdi hem havadan hem karadan unsurların eş güdümlü bir şekilde müdahalesi yaklaşık 16 saattir yangına devam ediyor. Zira Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de sosyal medya hesabından duyurmuştu. 8 dakikada devlet oradaydı demişti. Şimdi sen de oradasın ve bulunduğun mevki Bördübet mevkii değil mi Bahar? Yani yangının başladığı nokta. Bu 16 saatlik zaman diliminde takip ettiğin kadarıyla 16 saat öncesiyle şimdiki durumu bir karşılaştırmanı rica edeceğim. Zor şartlar altındasınız ama arka plandaki o görüntü bizim için çok kıymetli. Zira TRT Haber olarak gördüğümüzü aktarıyoruz. En yalın, en yorumsuz şekilde. Ekiplerin müdahalesi, coğrafi şartlar ki Bülent Güler de aynı bölgenin farklı noktalarındasınız. Bülent Güler de Kızılçam Ormanı mahiyetinin kozalak bakımından çok ama çok zorlayıcı bir unsur olduğunu dile getirdi rüzgarla beraber. Senden de şu coğrafi durumu bir dinleyelim mi çalışmalarla birlikte? Evet,
Fatih Çimen, özellikle kendi deneyimlerimden de paylaşmak istiyorum. Geçen seneki yangınlarda ilk gelen ekiptik TRT ekibi olarak, hatta basın olarak ilk aktaran ekiptik. Şunu söyleyebilirim ki gerçekten devlet burada tüm imkanlarıyla sahadaydı. AFAD ekipleri, UMKE ekipleri, itfaiye erleri, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler canla başla çalıştılar. Gerçekten yüzleri simsiyah bir halde gördük onları. Saatlerce çalıştılar. Hatta yani gece boyu çalışıp artık havadan desteğin de gelmesiyle beraber bir ağaç altında dinlenenleri gördük. Gerçekten yani çok gözlerimizi dolduran da bir manzaraydı aslında bu. Bu kriz masasının da burada oluşturulması, yerinde oluşturulması oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Arazi çok zor. Evet, geçen sene aslında geçen seneki yangınla kıyaslayacak olursak şu anki arazi biraz daha zor. Çünkü geçen seneki yangınlarda daha çok turizm alanlarının olduğu alandı. Bu nedenle de yol imkanı daha fazlaydı. Ancak burası aslında tabiri caizse dediğim gibi biraz balta girmemiş ormanlar bile diyebiliriz. Öyle ki yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor burası. Çok sayıda yaban hayvanı da var. Bu nedenle ekipler tüm gece boyunca burada yol açma çalışmaları gerçekleştirdiler. Bu yol açma çalışmaları, karadan desteği de tabii ki, yani yol olmayınca, arazi şartları olumsuz olunca karadan destek de biraz daha zor olabiliyor. Ancak şunu söyleyebilirim ki havadan destek çok sık bir şekilde yapılıyor. İki çeşit hava aracı gördüm burada. Bir tanesi uçak, yangını söndürmek için geliyor. Diğeri de sarı bir helikopter. O da renkli bir sıvı bırakıyor. Ancak yangının üstüne bırakmıyor bu sıvıyı. Yangının önüne bırakıyor ki yangının önünü almak için. Evet, çok sayıda hava aracının bu noktaya müdahale ettiğini görebiliyoruz. Ancak en önemli unsur bu noktada, hava müdahalesinin, kara müdahalesinin yanında en önemli unsur bu noktada hava şartlarının müdahaleye izin vermesi. Çünkü rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte, şiddetini arttırmasıyla birlikte çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Sığla ağaçlarının, aslında şifalı sığla ağacı olarak biliyoruz. Ardından da çam ağaçlarının çok sıklıkla bulunduğu bir alan. Çam kozalakları biliyoruz ki bu yangının yayılmasında çok etkili olabiliyor. Ve yani kendi gözlemlerime dayanarak söylüyorum ki buraya geldiğimiz andan beri hiçbir şekilde bir duman yoktu şu karşı alanda. Kameraman arkadaşım Ali Güler'in gösterdiği alanda yangın yoktu. Ancak küçük bir alev işte bu kara dumanların yükselmesine neden oldu. Ve şu anda da aslında Datça tarafına doğru diyebilirim. Datça tarafına doğru ilerleyebiliyor yangın. Ancak şu an çok hızlı bir şekilde ilerliyor diyemem. Hava biraz, rüzgar daha biraz durdu. Yaklaşık yayının başına göre rüzgar daha iyi şu anda. Nem dengesine, rüzgar dengesi izin verirse yangın bugün kontrol altına alınabilecek. Çünkü hem karadan hem havadan müdahale var. Biz bu noktada yolda gelirken hatta takviye ekiplerin geldiğini de gördük. Bandırmadan ekiplerin geldiğini de gördük. Bu bizim gördüğümüz tabii ki. Aydın'dan, Burdur'dan, özellikle çevre illerden çok sayıda takviye ekipler bu noktada Marmaris'teki yangına müdahale için geldi. Evet, Marmaris mavi ile yeşilin buluştuğu bir nokta. Burası gerçekten yani bir yeryüzünde bir cennet diyebiliriz. Özellikle de aslında bulunduğumuz alan Bördübet kısmı, çünkü hiçbir yerleşim yok. Çok ufak tefek yani bu gördüğünüz arazilerin altında işte pansiyonlar var ama çok nadir o da. Hiçbir yerleşim yok. Bu nedenle de gerçekten doğayla baş başa kalabileceğiniz bu alan. Biz de dilerdik ki keşke buraya bir turizm yayını, bir doğa yayını yapmak için gelelim. Ancak maalesef ki Marmaris'i yanarken görmek bizi de çok üzüyor. Evet. Dilerseniz toparlayalım Fatih Çimen. Şu an için Hisar önünde Bördübet mevkiindeyiz. Arkamızda siz de gördünüz, yangın aslında ilerliyor. Ancak şu an orasında kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz. Rüzgar ve nem dengesi izin verirse, Tarım Orman Bakanı Vahit Kirişçi de altını çizmişti. Bugün yangın kontrol altına alınabilecek. Biz de gelişmeleri an be an size aktarmaya devam edeceğiz.